Böyle bir şey. Adamın her şeyi var. Sonra diğer o balın bulduğu gibi bir yerde yatar. Balık yok yer var, var da. O da balık daha boğazdan kere gitme gidiyor. Şimdi sadece 2020 yılı değil, 2019'dan başlarsak amatör balıkçılar dahil, orta balıkçılar, küçük balıkçılar dahil ve büyük balıkçılar da dahil olmak üzere hiçbir balıkçı umduğunu bulamadı. Mesela yeteri kadar hamsi olmadı büyük balıkçılar için. İstavrit yok denecek kadar az oldu bu sene bizim burada. Palamut olmadı. Yani 2019 ve 2020'de balıkçılar istediği balığı verimi alamadılar balıktan. Şu anda 1,5 aydır denize gidip de 5 kilo balık yakalayan şu kayıklardan yok. Yok çünkü balık yok. Bu mevsimde en çok mezit balığımız oluyordu. Mezit balığı bile kayboldu. Hiçbir şey bulamasa denize gidiyordun. 5-10 kilo mezit balığı tutabiliyordun yani. O bile yok. Bu sene en çok büyük balıkçılar için konuşuyorum, istavrit. Ama o istavritler de kurallara uygun değil de yeteri kadar olmadı istavrit. Hamsi oldu biraz. Fazla olmadı. 2-3 gün hamsi çıkarttılar burada. Önceki senelerde 10 gün, 15 gün burada sürekli hamsi oluyordu. Mesela şu kayık bile hamsi sezonunun bitmesinden 2 ay önce paydos etti. Çünkü tayfayı doyuramıyor. Tabii erken kapattı. Tayfasını doyuramıyor. Mazut da dayanamıyor. Sürekli gezmen lazım. O gezmeye mazut dayanmaz ki. Bu sene her türlü balıkçı, büyük veya küçük, istediği balığı verim alamadı balıktan. Hamsiyi yasaklamaları doğru ama zamanı yanlış. Neden dersen, hamsi yasaklanmadan önce yakalanan hamsi boyları tutmuyordu. Küçük hamsiydi. Fabrikalara gidiyordu. O hamsi seneye büyüyüp gelebilirdi. Geri dönecek ya Azak Denizi'ne, orada büyüyecek, çoğalacak, gelecek. Yasak o hamsi bittikten sonra başladı. Hiçbir yararı olmadı bana göre. Çünkü geç bir yasak alındı. Geç yasağında bir yararı olmadı. Zaten hamsi havalar sıcak gitti, Gürcistan tarafına geçti. Hava sıcak gidince de hamsi olmuyor. Belli bir sıcaklık olması lazım. Havanın soğuk olması lazım. Hava yeteri kadar soğuk olmayınca hayvan yürüyüp gidiyor. Şimdi hamsi olmayınca fiyatı da arttı. Mesela geçen yıllarda 3 liraya 5 liraya aldığımız hamsi bu sene 15 lira 20 liraydı. Niye? Hamsi yok. Palamut nitekim öyle. Geçen yıllarda ben kendim balıkçıyım. Tanesini 1 liraya sattığım palamutu bu sene 5 liraya 10 liraya sattım. Barbun 40 lira. Yani mümkün mü? Geçen senelerde 10 liraya 15 liraya satıyordun. Mezgit ha şimdi 40 lira. Niye? Yok. Eski balıkların şimdi olma ihtimali yok. Biz kalkan ağı kurardık. 100 kilo 200 kilo kalkan alırdık ağlarda. Bir kadar. Şimdi 10 takım ağda bir tane kalkan ya çıkıyor ya çıkmıyor. Kalkan bitti. Ondan sonra levrek yok. Barbun önceden bir ağda bir pagada ağda 30-40 kilo barbun alırdı. Şimdi 10 pagada ağı kuruyorsun 5 kilo barbunu zor alıyorsun. Lüfer zaten yok. İris davret zaten yok. Şimdi yani kalan balık sadece mezgitle beraber barbun. Palamut da göç hayvan olduğu için, göç balığı olduğu için o da gelirse. Başka yani Karadeniz bitmiş durumda şu anda. Düğümler hep eşit gelecek, tamam mı? O şekilde yapıyoruz. Asıl sezonu buradan kaynaksın. Buranın belediyeden ücretsiz kira almalıyız.